Merhaba, ben HJ Badger. Daha önceden radar kullanma eğitim videosu çekmiştim. Bugün sizlere radar ekranı okuması ve bazı tüyolar vereceğim. Vereceğim bilgiler içinde radar ekranı tam olarak nereye baktığını, nerede konumlandığını, nereleri taradığını, neleri tespit edip neleri edemediğini ve püf noktalarını anlatacağım. Bu videoda spesifik uçaklar ve radarları yerine direkt radar modları hakkında konuşacağım. Hava hava ve hava kara radarı ve önceki videomdaki ayarları kullanacağım. Bunları da size detaylı olarak anlatacağım. Başlamadan önce ayarları tekrar göstermek isterim. Radar imlecini kullanabilmeniz için ilk başta ayarlar. Hava savaşları ayarları sekmesinden hava radarı hedefleri devirli bir şekilde değiştirmeyi kapatmanız, hemen ardından radar ekranı sabit yükseltme açısını kapatmanız lazım. Bu ayarlar radarda imleç kullanmanızı ve radarı yukarı aşağı indirmenize yarar. Uçakla tırmanırken bile altınızdaki hedeflere kilit atabilme kabiliyeti getirir. Fakat sürekli düzeltme isteyen bir ayardır, bu yüzden dikkatli şekilde kullanın. Radar imlecini kontrol etmeniz için radar Q eksenine tuş atamanız gerekmektedir. Radar anten yükseliş ayarı için radar tilt kontrole bir tuş atamanız gerekmektedir. Gerekli ayarları yaptıysanız, basit olarak tekrar anlatmaya başlıyorum. Radar sağdan sola kademeli olarak aşağı ya da yukarı doğru tarama yapar. Radar konumunu ekranından takip edebilirsiniz. Radar ekranında ortada olan yatay taramayı gösterirken soldaki dikey çizgi yükselişi gösterir. Savaş sırasında radar modunu ve muhabere mesafesini seçmek zafere giden kilit taşlardan biridir. Bulunduğunuz konum ila hedefin konumunu, hedefin türüne göre radar modu seçimi ve özel isteğe göre bölgesel tarama sizi avantajlı bir konuma sokacaktır. Radar hedef uçağı, radar anten yükseliş göstergesinde uçağın burun hizasında olduğunu tespit etti. Fakat yatay tarama ekranında hedef uçağın konumu bizim sağımızda olduğu görülüyor. PD yani Pulse Doppler modunda ya da HDN yani Head-On modunda size yaklaşan ya da uzaklaşan hedefleri radar ekranında görebilirsiniz. Fakat sağa ya da sola manevra yapan hedefler radarda statik obje olarak algılanıp göstermeyi kesiyor. Bu tür durumlarda normal SRC moda geçilmeli ya da hedefin olduğu bölge tekrar kilit atana dek sürekli taranmalıdır. Radarda kilit atmakta zorlanıyorsanız, radar menzilini düşürüp deneyin. Eğer hedef 19 kilometre menzil içindeyse ve nişangahı sürekli üstünde tutuyorsanız ACM yani Dogfight modunda ya da varsa HMD yani Head-Up Display ile kilit atmayı deneyebilirsiniz. Hedef uçak kaçış manevrası yapması, yaparken de chaff flare atması radar kilidinizi bozabilir. Bu biraz problem yaratsa da unutmayın. Hedefiniz sizden kurtulmak için enerji harcıyor. Siz de ona yaklaşırken enerji topluyor olacaksınız. HDN yani Head-On modunda size yaklaşan hedefleri görmekten başka size gelen füze ve roketleri de tespit etme özelliğiniz var. Bu şekilde size gelen füzeleri tespit edebilir, ister angaje olabilir, isterseniz kaçış manevrası yapabilirsiniz. HDNV yani Head-On Velocity modunda size yaklaşan hedefleri hızına göre konumlandıran bir radar modudur. Bu modda ekranın üstü size en hızlı yaklaşan nesneleri gösterirken, en aşağısı sizden uzaklaşan nesneleri gösterir orta kısım, statik hedeflere yaklaşma hızınızla aynı ölçüde olduğu için o bölüm sürekli polarize şekilde aydınlık kalır. Bu modda orta kısmın üstünde çıkan nesneler uçaklar olurken, ekranın en üstünde çıkan nesneler size yaklaşan füzelerdir. G
GMT'yi yani Ground Moving Target Indicator radarınız, havadan karaya radar taraması yapılarak yerdeki hareket eden hedefleri algılamada ve kilit atılmasına yarar. Elektro-optik işaretleme sistemiyle paralel çalışır. Radar ekranında kaybetmiş olsanız dahi elektro-optik işaretleme hedefin yerini göstermeye devam eder. Eğer kilit atmakta zorlanıyorsanız TVSE modunda deneyin. Ayrıca lazer güdümlü mühimmatlarda TVS hedef değiştirmeyi de kolaylaştırıyor. Aynı zamanda TVS ile lazer güdümlülerde ya da at unut tipi TV ya da ısı güdümlü havadan karaya mühimmatlarınızı da kullanabilirsiniz. Bugünlük bu kadar, yakında başka bir eğitim videosuyla görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.